Hazır mısınız kızım? Evet yenge. Çıkacağız biz de birazdan. Ben sizinkilerle bizim eşyaları güzelce sardım sarmaladım. Sabahat'ın kömürlüğüne koydum kızım. Hiç aklın kalmasın olur mu? Sağ ol yenge. Amcam. Amcam. Kendinize çok dikkat edin amcam. Tamam merak etme sen amcam. Gelip hep sana bakacağım ben. Bebek evinde eşyaların yanına koydun değil mi yenge? Koymam olur mu? Koydum tabii ki. Güzelce sardım sarmaladım bebek evini. Hiç aklın kalmasın senin olur mu yavrum? Kimse bilmiyor değil mi? Yok. Böylesi daha iyi. Ayşe. Devam edeceğiz zannediyorum. Ya tamam ya üzülmek yok. Geçici bir süre için farklı yerlere taşınıyoruz hepsi bu. Kimse kimseden ayrılmıyor yani tamam. Herkes onu bir anlasın da. Senden kurtulamayacağız anlaşıldı. Oğlum benden kurtulduğun gün öldüğüm gündür. Sizi seviyorum Kusule. Hadi çocuklar gidin. Ya aç şu telefonu ya. Sürekli meşgule atıyorsun. Ne oluyor? Efendim Doruk. Açmamıştır tabii telefonu. Hepimizin hayatı alt üst oldu oğlum. Biz mahalleden ayrılıyoruz. Ne? Bir dakika nasıl yani? Asiye? Onlar da mı ayrılıyor? Hı hı. Nasıl ya?
Asiye? Asiye! Çok acıklı bir manzara ha. Hepsi gitmiş mi? Yazık. Ya bir şey soracağım. Burada kardeşlerden önce gerçekten horoz, tavuk falan besliyorlar mıydı? Oğlum gebertirim lan seni. Duydun mu beni? Gözünün yaşına bakmam, gebertirim seni. Artık sen bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Neden biliyor musun? Çünkü Kadir'in çıkış bileti bende. Ne demek istiyorsun sen? Demek istiyorum ki olanları duydum. Kadir tutuklanmış. Cinayete teşebbüsle suçlanıyormuş. Adam komadaymış falan. Harbiden durumu nasıl? Sen bilirsin. Babanla beraber çalışıyormuş galiba değil mi? Evet de sana ne bundan? Bak uzatma, sabrımı zorluyorsun. Tamam, sadede geliyorsun. Peki. Abilerin abisi canımız Kadir'imiz aslında suçsuz, biliyor musun kanka? Kadir hiçbir şey yapmadı. Ben olay anında oradaydım. Çok garip ama harbiden oradaydım. Film gibiydi, biliyor musun? Acayipti. Oğlum manyak mısın sen? Polise neden söylemedin? Adam hapse girdi senin yüzünden. Aslında söyleyecektim ama önce gelip sana bir danışayım dedim. Hani biz önceden iyiydik, kankaydık falan ya. Geçmişe saygı diyelim. Anlamadım. Benle ne ilgisi var? Erhan'ı babam vurdu Dorukcuğum. Babam vurdu. Sonra gidip suçu Kadir'in üstüne attı. Şimdi sen bunu bir düşün. Biz gidip bu bilgiyi polisle paylaşalım mı? Sen sevgilinin abisini kurtarmak için babanı harcayacak mısın, harcamayacak mısın? Bunu bir düşün. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.